Maaş bordromuz gelmiş. Ben kısa bir süreliğine full time bir işte çalışmıştım ya. O işle ilgili maaş bordromuz gelmiş. O bir hafta için 483 euro para yatırmışlar. Okey. Bu da güzel. Bir hafta için 483 euro para kazanmışız gençler. Size de göstereyim hemen. Benim ismim, adresim yazan yerleri ve numaralarımın yazdığı yerleri kapattım yine. Bakın, saatlik ücret bir haftada 36,25 saat çalışmışım. Saatlik 17 euro para almışım. Fire tax loan diyor ve tatil ücreti 14 saatte cumartesi pazarı eklemiş. Oradan da saatlik 17 euro vermiş ve toplamda 483 euro para kazanmışım bu işten. Ve firma bir hafta için benim için 171 euro 50 cent sigortaya para ödemiş. Bu da full time olarak bir haftalık çalıştığım işten. Görüyorsunuz değil mi? Saatlik ücret 17 euro. Bu saatlik ücret bir zanaatkarın, yani benim bir tesisatçı olarak yaptığım işe karşılık gelen fiyat. Bu saatlik ücret bu işin piyasasının orta seviyesi. Yeni başlayan kişiler 15 eurolardan, 16 eurolardan başlıyor. Orta seviyede benim gibi olanlar 17 eurolar, 20 eurolardan bu piyasada çalışıyor. Ve firma değiştirdiğin zaman orta seviyeli birisi olarak, orta seviyeli bir zanaatkar olarak düşünülüyorsun ve orta seviyeden başlıyorsun. Yüksek seviyeler 20 euronun üzerinde. Yani bu meslek üzerinde işte 25-30 yılını harcayan insanların da aldığı saatlik ücreti 25-30 eurolara kadar çıkıyor. Bu işin sözleşmesini anlatayım size. Hatta göstereyim size. O sözleşmeyi de benimle ilgili ve firmayla ilgili olan kısımlarını kapatıp size göstereyim. Full time bir iş sözleşmesi nasıl olur? Neredeydi o? Buralarda bir yerde olması lazım. Masamız da full Lego doldu yahu. Aldığımız parayı Legolara gömüyoruz. Evet, burada Arbeitsvertrag, iş sözleşmesi. Siz de Türkiye'den iş başvurusu yaptığınızda böyle Alman standartlarına uygun bir sözleşme almanız lazım. Bu sözleşmede şurada firma, burada da benim adres, telefon, komünikasyon bilgilerim oluyor. İkinci bölüm, bakın şurada şu işareti görüyorsunuz değil mi? Bu işaret kanun demek. İş sözleşmesi kanunun birinci maddesine göre düzenlenecek burada iki tane madde var. Bu maddelerden bir tanesi 6 aylık deneme süresi. Diğeri de sözleşmenin başladığı tarih ve bittiği tarih. Burada diyor ki 1 Nisan'dan başlamıştır, belirsiz bir süreye kadar devam edecektir diyor. İşte bu sözleşmeyi, bu belirsiz süreliğine devam edecek sözleşmeyi alabiliyorsanız istediğiniz kadar oturma iznini Alman hükümeti size veriyor. Altında da düzenli olarak hafta içi 38,75 saat çalışılacak, haftanın 5 günü çalışılacak, pazartesinden cumaya kadar çalışılacak diyor. Şimdi burada haftalık 38,75 diyor. Ben ama 36,25 saat hafta içi çalışmışım. Biraz az çalışmışım. Neyse, bunlar neden eksiliyor biliyor musunuz? Çünkü sabah firmaya gider gitmez bir 15-20 dakika korona testi yapmak için geçiyor. O korona testi için geçirdiğimiz süre çalışma süresinden sayılmıyor. Üçüncü bölüm, birinci bölüm komünikasyon kısmıydı. İkinci bölüm işin başlangıç, bitiş ve ne zaman yapılacağı ile ilgiliydi. Üçüncü bölümde ise işin muhteviyatı. Bu iş bir tesisatçılık işi. Ben oraya bir tesisatçı olarak girdim. Tesisatçı olarak girdiğimde yapmakta zorunlu olduğum, yükümlü olduğum konular burada teker teker belirtiliyor. Bakın mesela acil durum çalışması yapmam lazım. Acil durum hizmeti yapmam lazım. Yılda 4 haftaydı galiba. 4 hafta gündüzleri firmada çalıştıktan sonra geceleri de acil serviste çalışmam gerekiyor. Bu %100 prime olan ve primin vergisi olmayan bir iş. Yani siz Notdienst yaparken telefonunuz sürekli açık kalıyor. Sabaha kadar şehirde sizi arayanlara gidip hizmet vermek zorundasınız. Ve saat 10'dan sonra sabah 6'ya kadar da size %100 prim veriliyor. Bu %100 verilen primin de vergisi yok. Anlatabildim mi? Yani full time işlerde de vergisiz kazançlar var. Bunun yanında işte firma size ek iş verirse oraya gidebiliyorsunuz. Hafta sonu isterseniz çalışabiliyorsunuz falan filan. Burada sizin çalışma özgürlüğünüz yazıyor. Mesela burada derse ki cumartesi pazar çalışma yoktur derse siz bu firmayla ilgili cumartesi pazar hiçbir şey yapamazsınız. Ama burada hafta sonu da çalışma imkanı veriyor firma. Böylece hafta sonu da para kazanabilirsiniz. Standart bir sözleşme böyle olmalı. Bu sözleşme süper güzel bir sözleşme. Evet, ödemeler kısmı. Üçüncü bölüm ödemeler kısmı. Burada saatlik 17 Euro'dan anlaştığımız yazıyor. Ayın 10'undan sonra maaş yatırılıyormuş. O yazıyor. Falan filan. Ek ödemeler kısmının belirlendiği kısımlar.
Burada da bonuslar yazıyor. Mesela en önemli şey şu. Standart bir Alman iş sözleşmesinde Weihnachtskalifikation kualifikasyon yani yılbaşlarında ek prim ödeniyor size. Yazları, tatillerde yaz tatili parası diyelim buna da ek prim ödeniyor size. Bunun bir yüzdesi var. Firma diyor eğer isterse bunu kendi özgür iradesiyle öder diyor. İstemezse ödemez yani. Yani şimdi dedik ya Alman standartında bir sözleşmede bunlar oluyor. Ama devlet bunları vermek için firmayı zorunlu tutmuyor. Anlatabildim mi? Sizin firmanız çok kazanmıyordur, bunu veremez veya vermek istemezse vermez yani. Ama benim bu sözleşmeyi yaptığım firma bu tür şeylere dikkat ediyor ve her türlü primi vermeye çalışıyordu. Zaten çok kaliteli bir firma ve saatlik ücreti ciddi pahalı bir firma. O yüzden bu tür elemanlarına vereceği bonusları da esirgemiyor. Ama iş çok ağır. Yani ciddi hak etmen gerekiyor. Burada bu bölümde kanunun 5. maddesiyle belirlenmiş tatiller var. 30 gün tatilim var yıllık. Onun dışında da tatillerin nasıl olacağı buralarda yazıyor. Firmadaki Ausbildunglar ve Weiterbildunglar yani eğitim süreçleri. Firma burada kendi elemanlarına mesleki eğitimleri verme konusunda sorumludur diyor. Tamam mı? Yani teknolojik ilerlemeler. Mesela 10 sene öncesinin kalorifer tesisatı ile bugünün kalorifer tesisatı aynı değil. Veya bir şehirde kireçli su çıkıyor diyelim. Başka bir şehirde ne bileyim ben asidik su çıkıyor, bazik su çıkıyor. O çıkan suyun muhteviyatına göre gittiğin şehirlerde farklı tesisat kullanıyorsun. Farklı markada çeşitli araçlar kullanıyorsun işte kazanlar kullanıyorsun, borular kullanıyorsun, çeşmeler farklı oluyor falan filan. Bununla ilgili yılda 23 saatlik net çalışma süresi olarak bu eğitimleri firma ekliyor. Bu kanunla belirlenmiş bir eğitim süresi. Şu an yemek servisi yaptığım firma da bunu yapıyor mesela. Arbeitsfähigkeit. Bu da senin hastalandığın zaman da neler yapabileceğinle ilgili. Burada firma özet olarak ben size söyleyeyim. Eğer çok ağır bir hastalığınız varsa doktor raporlarıyla 6 aya kadar sürekli maaşınızı ödüyor. 6 aydan sonra özet olarak söylüyorum. 6 aydan sonra firma ödemiyor, Sağlık Bakanlığı ödemeye başlıyor. İşten çıkış. İşten nasıl istifa ediyorsun? O konu. Normalde ilk haftayı geçtikten sonra ben çıkmak istiyorum dedikten 6 hafta sonra çıkabiliyorsun. Bu süreyi de devlet firmaya veriyor. Burada bazı yasaklardan bahsediyor. İşte başka diğer sorumluluklardan bahsediyor. Bunlar kanunlarla belirlenmiş kısımlar. Uyarma ve Unterrichtspflicht. Yani diyelim siz bu firmada Ausbildung yapıyorsunuz. Dersleriniz kötüyse veya okulla ilgili firmaya bir şikayet geldiyse firma size uyarı veriyor ve derse gitmek mecburiyetiniz var. Ausbildung yaptığınız zaman siz derse gitmek zorundasınız. Firma da sizi derse göndermek zorunda. Ya işte okulu birkaç gün okula gitme de şu inşaata gidelim diyemez firma. Kesinlikle sizi derslerinizden geri bırakamaz. Ausschlussfrist. Bu neymiş ya? Ve çalışmanın bitirilmesi kısmı. 6 aylık deneme süresi geçtikten sonra 7 iş günü içerisinde işten çıkılabilir diyor. Burada kanunlara uygun bir şekilde işten çıkılması ve çıkarılması gerektiği söyleniyor. Ha şu konuyu atladım biraz önce. Burada diyor ki yıllık %3 oranında maaşlara zam yapılması gerektiği, firmanın her sene %3 oranında maaşa zam vermesi gerektiği yazıyor. Önemli bir konu. Burada şöyle kapatayım. Zontika Vereinbarung kısmı firma kıyafetleri, firma araç gereçleriyle ilgili. Mesela ikinci kısımda da diyor ki çalışırken başınıza bir şey geldiğinde hastalık sigortanız ve ihtiyarlık bakım sigortanız tarafından her şey ödenecek diyor. Genelde mesela şöyle ilerliyor bu sigorta işi. İşe gitmek için evden, evinin kapısından dışarıya adımını attığın an sigortalısın. Firmanın yaptığı sigorta hemen devreye giriyor. Ve akşam paydos ettiğinde de iş yerinden çıkıp eve geldiğinde evin içine adımını attığın an bu sigorta senin için geçerli değil. Evin içinde devletin verdiği, devletin sigortası geçerli. Burada da işte bu sözleşmenin şartlara uyulması konusunda tarihi de görüyorsunuz. İmza yerleri falan filan. Ve burada da bu sözleşmeye ek olarak eklenen diğer kağıtlar. Mesela firma bu sözleşmeyle birlikte bana bir firma arabası tahsis ediyor. Bu arabanın içerisindeki belgelerin benim üzerime zimmetlenmesi. Personal Fragebogen. Kişisel bazı bilgileri öğrenmek için firma bir form doldurtuyor. Özel hayata girilmemesi konusunda bu konuda bir belge imzalıyorsunuz. Mesela gittiğiniz, çalıştığınız evlerle ilgili fotoğraflar, videolar çekmemeniz için iş dışında. İş dışında derken mesela bir banyoyu renove ediyorsunuz. Banyonun fotoğraflarını çekebilirsiniz sadece. Ama bunu da çalıştığınız dosyanın içine koyabilirsiniz. Mesela ben çalıştığım, yaptığım işle ilgili bir YouTube videosu hazırlayıp onu koyamam. Çünkü o müşterimizin özel hayatına girmek oluyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. O yüzden ben bu ikinci işle ilgili size herhangi bir video çekmedim.
Son olarak da Information to Verarbeitung ihre Beschäftigung. İşle ilgili genel bir bilgilendirme broşürü veriliyormuş. Kaç sayfa? 1, 2, 3, 4, 5 sayfalık bir iş sözleşmesi. Bu standart Alman iş sözleşmesidir. Burada her şey ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Sizin de böyle bir iş sözleşmesi yapıp bu iş sözleşmesiyle Almanya'ya gelmeniz sizin için en uygun olanıdır. Biliyorum, biliyorum. Bir an önce memleketten dışarı kendinizi atmak istiyorsunuz. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Haksız davranışlardan mağdur olduğunuz için memleketten dışarı fırlamak, kaçmak istiyorsunuz ama sabredin. Yavaş yavaş yapın ya. Yavaş yavaş yapın. Yani her gün bana bir mail atıyorsunuz abi. Her gün yok işte burama geldi. Hemen gideceğim, kaçacağım, kaçak geleceğim falan filan. Kaçak gelirseniz Türkiye'deki halinizden daha kötü bir duruma düşeceksiniz. Kaçak gelirseniz Türkiye'deki halinizden inanın daha kötü duruma düşeceksiniz. Hangi yönden kötü duruma düşeceksiniz? Hayatınızı boşa harcamış olacaksınız. Arkadaşlar bu hayatta sağlıklı olduğumuz günlerde sigorta yatırıp birazcık para biriktirip ihtiyarlık günlerimiz garanti altına almamız lazım. Bu garantiyi aslında bize devletin vermesi gerekiyor. Ödediğimiz vergilerden bize emekli maaşı vermesi gerekiyordu ama bizim memleketin sigorta kurumlarında içi bomboş. Merkez Bankası'nın içi bomboş. Bütün kamu kurumlarının içi bomboş. Buraya gelirseniz en azından burada emekliliğinizi yatırıp kendinize düzgün bir emeklilik parası kazanabilirsiniz. O yüzden mümkünse rica ediyorum yani mümkünse kaçak göçek işlere girmeden lise diplomasını, meslek lise diplomasını ortaya koyarak yabancı dilinizi öğrenerek buraya legal bir şekilde gelin. Ondan sonra bütün imkanlar zaten önünüzde. Ondan sonra çok rahat olacaksınız. Eğer benim gibi buraya kanuni bir şekilde gelmezseniz burada da durumunuz daha beter olacak. Yoksunuz burada, yok sayılacaksınız. O zaman hiç aşı maşı da olmayacak. Bu korona pandemi muhabbetlerini devam ettirecekler. Şimdi bu pandeminin tam olarak kontrol altına alınabilmesi için üçüncü dozdan bahsetmeye başladılar. Yani ben şimdi birinci doz olacağım. 6 hafta sonra, bu arada iki doz arasındaki süre 6 hafta. Yani burada bizim memlekette yok Almanya uzattı da şöyle oldu böyle oldu falan filan dedi de uzama falan yok. Bunun süresi 6 hafta, bilemedin 8 hafta. 8 hafta sonra en geç ikinci dozu oluyorsun. Böylece koruyuculuk özelliği artıyor. Şimdi üçüncü doz koydular. Üçüncü doz, ikinci dozla arasında kaç hafta olacak bilmiyorum ama bu böyle devam edecek. Yani siz buraya kaçak gelirseniz bir hastalığa yakalandınız mı bilin ki yaşadığınız köşede acılar çekerek öbür dünyayı boylamak zorunda kalacaksınız. Ama legal yoldan geldiğinizde 24 saat sağlık hizmeti var. Hastaneler evet cumartesi pazar kapalı ama aciller sürekli açık. Bütün hastaneler acillerini büyüttü. Bu pandemi boyunca biliyorsunuz ben hastanelere, doktorlara servisler yaptım. Adamlar nöbet tuttular sürekli. Ama bizim memleketteki gibi köle olmadan, hastalığa yakalanmadan nöbet tuttular. Hastaneleri boş tuttular. Herkesi evlerinin içerisinde kontrol altına aldılar. Ve hastanelerin durumunu biliyorum yani. Kendim de gittim biliyorsunuz. Yani kendim bir gün korona olduğumu sandım. Acil doktoru aradım. Acil doktoru apandisit dedi. Apandisit işte sabaha patlar dedi. O anda işte direkt doktora gitmelisin mi, apandisti kestirmelisin dedi. Ben o ağrıları hissetmedim ama ertesi gün acile gittim. Ertesi gün acile gitmeme rağmen beni aldılar içeriye, kontrol ettiler. Röntgen, ultrason falan çektiler, baktılar. Yani hizmet var. Hizmet var ama bir sigorta kartınız varsa var. Bir sigorta kartınız varsa size aşı var. Yani bu 43 Malatyalı gibi devlet görevlilerine, belediye çalışanlarına 10 bin eurolar, 6 bin eurolar verip de devlet pasaportuyla buraya gelme rezilliğine girmenize gerek yok. Konuşmayayım konuşmayayım diyorum ama bir yere kadar yani her şey bir yere kadar. Her neyse dediğim gibi bütün videolar her videoda dediğim gibi buranın nimetlerinden faydalanmanız lazım. Buraya vergi vermeniz lazım ki o nimetler size geri dönüş yapsın. Ta ki ölene kadar, ihtiyarlayana kadar. Ve geri dönüşü oluyor bu işlerin. Hemen geri dönüşünü hissettiriyorlar size. Sahip çıktıklarını hissettiriyorlar. Anlatabildim mi? Yeter ki siz burada güzel bir şekilde çalışın, uğraşın, didinin. Emekleriniz boşa gitmiyor. Bizim memlekette boşa gidiyor abi. Bizim memlekette boşa gidiyor. Her şey boşa gidiyor. Yıllar boyu çalıştığım üniversitem benim sigortamı yatırdı. Çalışamadığım zaman ailem yatırdı. Çalıştığım zaman kendim yatırdım. Bağkur yatırdım. Şu anda Bağkurlar yasaklardan ne kadar sıkıntılı. Görüyorsunuz değil mi? Yani her yerde çifte standart diyeceğim ama yüz binlerce standart var. Adamına göre muamele var. Bizim memlekette verdiğimiz bütün emekler boşa gidiyor. O emeklerin boşa gitmemesi için bir üst kademede torpil bulmamız lazım. Onu korumak için bir üst kademede. Kimin eli kimin cebinde, kimin bir tarafını yalıyor, saksafon çekiyor yani. Saksafoncu bir toplumuz abi biz. En alttan en üste kadar, tamam mı? İstediğiniz kadar zorunuza gitsin. Bunu yapmadın mı bir şeyler elde edemiyoruz işte. Lanet olsun.
Aman kapatıyorum bu videoyu da. Hadi görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Ne yapıyorsanız yapın. Legal yoldan yapın. Kanun dışı bir şey yapmayın gençler. Siz kanun dışı olarak bir şey yaparsanız, siz buraya da gelseniz ben size yardımcı olamam. Yardımcı olamam yani. Her neyse ya. Hadi görüşürüz.